Modern Köşe sayfamdan herkese merhaba. Bugün de sizlere yine çok güzel bir püsküllü modelle geldim. İki renkle yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde lif ipi olması yeterli. Hemen şöyle de bakın markasını da vereyim. Bonbon kristal arkadaşlar. Bir tanesi zaten saf beyaz. Diğerinin de renk kodunu buradan alabilirsiniz pembemizin. Tığ olarak ise 3 numara 2.20 milimlik tığ kullanacağım. Hemen hazırlığımızı yapıp başlayalım. Evet. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Düğümümü attım. E, ne çok sıkı ne de çok gevşek arkadaşlar. Normal bir zincir çekiyorum. Bakın çok sıkmadan e, normal bir zincir çekiyorum. 100 tane kadar çekelim. Fazlasını keseriz. 100 tane zincirimizi çekip gelelim. Evet. 100 tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. 1, 2, 3, 4, 5 6. zincirimin kanatına iki de çektiğim trabzan yapıyorum. Tekrar bir tane zincir çektim, tığımı doladım. Bir taneyi bırakıyorum, bir sonrakine bir trabzan yapıp bir kutucuk daha oluşturdum. Bir zincir çekiyorum, bir taneyi bıraktım. Bir sonrakine tekrar bir kutucuk oluşturuyorum. Bir zincir, bir taneyi bıraktım. Bir sonrakine bir trabzan yapıp kutucuğumu oluşturdum. Bu şekilde kutucuklar yapacağız. Toplamda 40 tane kutucuk yapıp tekrar gelelim. Evet bakın toplamda 40 tane kutucuğumu bu şekilde oluşturdum. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şuradaki fazlalık e, zincirlerimizi de bakın 1, 2, 3. zincirimden kestim ve buradaki ipi de çektiğim zaman tekrar düğüm oldu. Fazlalık zincirden de kurtulmuş olduk. 4 tane zincirimi çektim modelimi döndürdüm tığımı doladım bakın geldim buraya bu sıramda da bir sıra daha aynı şekilde kutucuk yaparak devam edeceğim bir zincir geldim buraya bir kutucuk oluşturdum bir zincir geldim buraya bir kutucuk oluşturdum bu şekilde sonuna kadar götüreceğim bitirip gelelim Evet bakın sonuna kadar geldim. Bir tane zincirimi çektim. Bir iki üçüncü zincirimin kanatına bir trabzan yapıyorum ve köşemi oluşturdum. Bir iki üç dört tane zincirimi çektim. Modelimi döndürdüm. İlk kutucuğumu yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bakın burada ikinci kutucuğumu oluştururken püskül yapıyorum bakın. Buradan aldım İpime baskı yapıyorum parmağımla. 2 tane bakın gördüğünüz gibi trabzanımı ikinci trabzanımı yaptım. Bir tane de püskülüm oldu. Hem kutucuğumu yaptım hem püskülümle başlamış oldum. Tekrar bakın buradaki zincir arasında ipime baskı yapıyorum. İki de çektim trabzan yapıyorum. İkinci püskülümü yaptım. Tekrar tığımı doluyorum. Geldim buraya trabzan tepesinden ipimi çektim ipime baskı yaptım ve iki de çektiğim trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım bu kez zincir arasından. İpimi çektim, ipime baskı yaptım. İki de çektiğim trabzan yaptım. Tekrar tığımı doladım. Bu kez trabzan tepesinden alıyorum. İpime baskı yaptım. İki de çektiğim trabzan yaptım. Bakın iki kutucuğumu püskülle doldurdum. Toplamda 6 tane kutucuğumuzu bu şekilde püskül yapacağız devam ediyorum bir tane zincir içerisine püskül bir tane trabzan tepesine püskül bir tane zincir içerisine bir tane trabzan tepesine bakın toplamda 1 2 3 dört tane kutucuğumuzu püskülle doldurmuş olduk bir tane zincir içerisine bir tane Trabzan tepesine. Zincir içerisine bir püskül. Trabzan tepesine bir püskül yaptım. Bakın toplamda şu iki kenardaki kutucuklarımız hiç değişmeyecek. Bu sonuna kadar bu şekilde kutucuk olarak devam edecek. Bakın ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, altı tane kutucuğumuzu bu şekilde püskül olarak devam ettik. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzan tepesine bir kutucuk oluşturuyorum trabzanla. Bir zincir. Geldim buraya. Trabzan tepesine bir kutucuk oluşturdum. Toplamda 6 tane yapacağız. İkinciyi yaptık. Dördüncüyü yaptım. Beşinciyi yaptım. Bakın altıncıyı yaparken püskülle başlıyorum. Trabzan tepesinden ipimi çektim ipime baskı yaptım. Püskülümü yaptım. Hem trabzanımla 6. kutucuğumu yaptım. Hem de bir tane püskülümü buraya yerleştirdim. Bir tane zincir içerisine. Bir tane trabzan tepesine. Zincir içerisine. Yine 6 tane kutucuğumuzu bu şekilde püskül dolduracağız. 2 kutucuğumu yaptım. Devam ediyorum. 6 taneyi bu şekilde yapıp gelelim. Evet, bakın 1-2-3-4-5-6 tane kutucuğumu yine püskül olarak e, yaptım. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzan tepesine kutucuk oluşturdum. Bir zincir bir sonrakine kutucuk oluşturdum. Yine altı tane kutucuğumuz olacak. Yine altıncıyı yaparken hem püskül hem de e, kutucuğumuzu tamamlamış olacağız. Altıncı kutucuğu yaparken püskülle başlayacağız. Orayı e, unutmayın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5 tane yaptık. Altıncıyı yaparken bakın. Geldim trabzanımın tepesinden ipimi çıkardım. Baskı yapıp iki de çektiğim trabzan. Tekrar zincir içerisine e, püskül yapıyorum trabzan tepesine püskül yapıyorum yine burada altı taneyi bu şekilde püskül yapalım bakın görüntümüz bu şekilde Evet bakın altı tane kutucuğumu bir iki üç dört beş altı tane kutucuğumu yine püskülle tamamladım şimdi bir zincir çekiyorum burayı tamamen kutucuk yapıyoruz arkadaşlar sonuna kadar kutucuk yaparak devam ediyorum aralarda bir zincir bir zincir bir iki bakın üçüncü zincirimin kanatına trabzanımı yaptım köşemi oluşturdum şimdi burada tekrar dört tane zincir çektim modelimi döndürdüm burada yapmış olduğum işlemlerin aynısını yapacağım kutucuklar üzerine kutucuk Püsküllerin üzerine de püskül yaparak sonuna kadar götüreceğiz. Şurayı bir bitirelim. Püsküle kadar gelelim arkadaşlar. Bakın püsküle kadar getirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kutucuk yaptım. 8. yi yaparken bakın tam püskülün üzerindeyim. Püskülle başlıyorum. Hem 8. kutucuğumu yaptım hem de püskülümün bir tanesini yapmış oldum. Devam ediyorum. Şimdi püskül yaparak Aynı sayılarda püsküllerimizin üzerine aynı sayıda püsküllerimi yaparak devam ediyorum. Şimdi bu kısmın püskülünü biz yaptık. Bu kez arka tarafın birinci sıra püskülünü yapmış oluyoruz bu şekilde. Bakın burada da birinci sıra püsküllerimiz oluşuyor. beyaz sanki videoda biraz parlıyor. Umarım net görünüyordur arkadaşlar. Bakın sonuncu püskülümü de yaptım. Şimdi geldim kutucuklarıma. Bir zincir çekiyorum. Kutucuk sayısınca kutucuk yapıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken son kutucuğu yaparken mutlaka püskülle başlıyoruz. Üçüncüyü yaptım bakın dördüncüyü yaptım beşinciyi yaptım altıncıyı yaparken bakın püskülle başlıyorum hem püskülümü oluşturdum hem de kutucuğumuzun altıncı kutucuğumuzu da bu şekilde tamamlamış olduk bu sırayı bu şekilde devam edelim bitirip gelelim Evet arkadaşlar bu sıramı tamamladım şimdi burada renk değişimi yapacağım pembe ipimizi alalım Bakın şöyle düğümümü atıyorum. Beyazın içinden şu şekilde aldım. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Pembe ile devam ediyorum bu kez de bakın. İlk kutucuğumu yaptım. Bir zincir çekiyorum. Buradaki püsküllerimizin üzeri kutucuk. Kutucuklarımızın içi püskül olacak bu kez bir tane zincirimi çektim bakın geldim buraya ilk püskülümün üzerine kutucuğumu oluşturdum bir zincir çekiyorum bir taneyi bıraktım bir sonrakine bir kutucuk oluşturdum bir zincir çekiyorum bir taneyi bıraktım bir sonrakine kutucuk oluşturuyorum tekrar bir zincir bir taneyi bırakıyorum bir sonrakine kutucuk oluşturuyorum bir taneyi bıraktık bir sonrakine kutucuk yine bunun üzerinde altı tane kutucuğumuz olmuş olacak kenardaki iki tane hariç bakın 1 iki Bunlar kenardaki kutucuklarımız 1 2 3 4 5 6 tane bu şekilde kutucuğumuz oldu şurayı tekrar göstermek istiyorum şimdi buradaki altıncı kutucuğu yaparken püskülle başlıyorum burayı bakın tam buraya geldim püskülle başlıyorum hem 6. kutucuğumu yaptım hem püskülümü buraya yerleştirmiş oldum. Tekrar tığımı doladım. Geldim bakın zincir arasına bir tane püskül. Trabzan tepesine bir tane püskül. Zincir arasına bir püskül. Trabzan tepesine bir püskül. Modelimiz tamamen bu şekilde devam edecek. Çok kolay bir model arkadaşlar bir tane trabzan tepesine bir tane zincir içerisine püskül yaparak devam ediyorum. Bir tane trabzan tepesine. Bakın son kutucuktayım. Bir tane zincir içerisine. Bir tane trabzan tepesine. Şimdi buraya kadar püskül yaparak bakın geldim. Şimdi buradan itibaren kutucuk yapıyorum. Bir taneyi bırakıyorum. Bir sonrakine bir kutucuk oluşturuyorum. Bir zincir. Bir taneyi bıraktım. Bir sonrakine kutucuk oluşturuyorum. Yine toplamda 6 tane kutucuğumuz olacak burada. Dördüncüyü yaptık. Bakın beşinciyi yaptım. Altıncıyı yaparken bakın yine püskülle başlıyorum. Hem kutucuğumu oluşturdum. Hem püskülümle devam ediyorum. Bakın şimdi bir tane zincir içerisine bir tane trabzan tepesine. Bakın bu şekilde devam edelim. Bu sırayı tamamlayalım. Evet bakın sonuna kadar getirdim. 2 tane kutucuğum kaldı burada. Bakın buraya kadar püskül yaparak geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kutucuğumuzu püskül yaptık. Şimdi bir zincir çekiyorum. Buradaki kenardaki iki tane kutucuğumuzu normal bir şekilde yapıyoruz. 1, 2, 3. zincirimin kanatına da ikinci kutucuğumu yaptım. Köşemi oluşturdum. Tekrar 4 zincir çektim. Modelimi döndürdüm. Bakın görüntümüz bu şekilde oluyor. Şimdi bu sıramızı da aynı şekilde gidiyorum. Kutucuk üzerine kutucuk, püskül üzerine sayısınca püskül. Buradaki birinci sıramızı bitirdik. Şimdi arkadaki birinci sıramızı pembemizin birinci sırasını bitireceğiz. İlk öncelikle ilk kutucuğumu yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bakın ikinci kutucuğumu yaparken püskülle başlıyorum. Hem püskülümü yapmış oluyorum hem kutucuğumu da yerleştirmiş oldum buraya. Şimdi püskül sayısınca püskül yaparak devam ediyorum. Modelimiz tamamen bu şekilde arkadaşlar. 2 sıra pembeden gidiyoruz. 2 sıra beyazdan gidiyoruz. Şimdi bu sıramızdan sonra beyazımıza geçeceğiz tekrar. Aynı şekilde beyazımızı götüreceğiz. geldim. Sonuncu püskülümü yapıyorum. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Kutucuklarımızı yapıyoruz. Yine 6 tane kutucuk yapacağız. 6.yi yaparken de püskülle başlayacağız. 5 bakın 6. yaparken püskülümü yaparak başlıyorum. Tekrar yine sayısınca püskül yapıyoruz. Bu sıramızı da sonuna kadar götürelim. Tekrar beyaza geçişimizi sizlere göstereceğim. Daha sonrasında kendiniz çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hemen bu sıramızı da tamamlayıp gelelim. Evet bakın sonuna kadar getirdim. Şimdi burada renk değişimi yapacağız arkadaşlar. Pembemi bırakıyorum. Şöyle beyaz ipimi tekrar içinden geçirip 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Modelimi döndürdüm. Şimdi buradaki ilk baştaki iki kutucuğumuzu normal bir şekilde yapıyoruz. İkinciyi yaparken tabi püskülle başlıyoruz. Bunu sakın unutmayın. Bakın ikinciyi kutucuğumu yaparken püskülle başlıyorum. Bir tane püskülümü yaptım. Bir tane de zincir içerisine püskülümü yapıyorum. Trabzan tepesine. Zincir içerisine. Toplamda 6 tane kutucuğumuzu bu şekilde püskül yapıyoruz. Zincir içerisine. Trabzan tepesine. Zincir içerisine. Trabzan tepesine. zincir içerisine trabzan tepesine bakın toplamda iki tane kutucuğumuz kenarda bir iki üç dört beş tane kutucuğumuzu püskül yaptık bakın altıncıyı da bu şekilde püskül yapıyorum şimdi buraya gelirken bakın tam püskülümün üzerine de püskülümü yaptım şimdi buradan itibaren kutucuk yapıyorum bir zincir çektim bir taneyi bırakıp bir sonrakine trabzan yaptım. Birinci kutucuğumuzu yaptık. Bir taneyi bıraktım. Bir sonrakine kutucuk yaptım. Bir taneyi bıraktım. Bir sonrakine kutucuk yaptım. Dördüncüyü yaptık. Yine burada altı tane kutucuğumuz olacak. Bakın burada altıncıyı yaparken püskülle başlıyorum yine. Hem kutucuğumu oluşturdum hem püskülümü başlatmış oldum. Tekrar zincir içerisine modelimiz tamamen bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Bakın iki sıra pembe, iki sıra beyaz yapıyoruz. Arka tarafta da aynı işlemleri yapıyoruz. Bakın görüntü bu şekilde olacak. Bu sistemde devam edelim arkadaşlar. Kare oluncaya kadar iki sıra pembe, iki sıra beyaz. Bu şekilde devam edelim. Kare olduktan sonra kenar oyasında gösterelim. Lifimizi bitirelim. Evet arkadaşlar bakın kare oluncaya kadar bu şekilde yaptım. Şimdi burada pembe ipimi burada koparttım. Artık buna ihtiyacımız yok. <laughs> Beyazla devam edeceğim. Bakın şu sonuncuyu da kutucuğumu da yaptım. Şimdi buradan itibaren 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Modelimi döndürdüm. Burayı tamamen kutucuk yapacağız. Aşağıda nasıl yapmıştık? Bir sıra kutucuk. Burada da aynı şekilde sadece kutucuk yapıyorum. Bakın ilk kutucuğumu yaptım. Bir zincir çekiyorum. Geldim buraya. Bakın tam püskülümün üzerine de bir kutucuk yaptım. Bir zincir. Bir taneyi atlıyorum. Bir sonrakine. Bakın. Bir trabzanla kutucuk yaptım. Bir zincir. Bir taneyi bırakıyorum. Bir sonrakine bir trabzan yapıp kutucuk yapıyorum bir taneyi bıraktım bir sonrakine Evet bu sıramızı bu şekilde yapacağız tamamen kutucuk yapalım tekrar gelelim Evet bakın sonuna kadar geldim şimdi burada artık bir tane zincirimi çekiyorum ipimi burada kopartacağım kenar oyumuz güzel dursun diye Evet arkadaşlar sonuna kadar getirdim. Burada ipimi kopardım artık. Şimdi kenar oyasını yapacağız. Kenar oyası düzgün dursun diye orada mecburen ipimi kopartıyorum. Şöyle tekrar beyaz ipimi aldım. Düğümümü attım. Geldim buraya bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın şuradan ipimi sabitledim. Bir tane zincirimi çektim. Buraya küçük bir örümcek yapıyorum. Bir tane zincir çektim, ilmeğimi genişletip tam tepe kısmına bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bakın tam fıstığın dip kısmına kaydırma yöntemiyle sabitledim. Bir zincir çektim. Yine aynı ölçülerde bir örümcek yaptım. Geldim buraya bakın. Bir, iki taneyi bırakıyorum. Üçüncüye sabitledim. Şimdi burada tekrar bir zincir çektim. İlmeğimi genişletip bir örümcek daha yapıyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Tepe kısmına bir fıstık daha yapıyorum. 4 yapabilirsiniz, 5 yapabilirsiniz dolgusunu. Örümceğimi kapattım. Pardon fıstığımı kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Fıstığın dip kısmını kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Bir zincir. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Geldim bakın tam köşe kısmına sabitliyorum. Buraya tekrar bir örümcek yapıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepe kısmına bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 4 tane zincir çektim dip kısmına kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Tekrar bir örümcek. Bunu köşemiz olduğu için yine aynı yere köşeme yapıyorum. Tekrar bir örümcek. Kenar oyamız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada bir tane, iki taneyi atlayıp üçüncüye sabitleyeceğiz. Daha sonra yine iki taneyi atlayıp e, ee, üçüncüye sabitleyeceğiz. Bu şekilde kenar oyamızı tamamen bitirelim. Köşelerde mutlaka e, bu şekilde yapalım. Köşelerimiz güzel dursun. Kenar oyamızı da bitirip tekrar gelelim. Evet arkadaşlar bakın kenar oyasını da bitirdim. Çok güzel oldu gerçekten. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Abone olup zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde videolarımı attığım anda haberdar olacaksınız. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sevgiyle ve benimle kalın.